Herkese selam dostlar, 333 YouTube kanalı burası. Türkiye'nin teknofestlerini yetiştiren kanalı. Çiçek çoktur ama gül başka, insan çoktur ama kardeş başka. Hoş geldin Efe Karatekin. Hoş bulduk Sultancım. Efe'cim hoş geldin, şeref verdin. Efe ve Efe. Kendisi bizim üniversitede gerçekten fikirlerine saygı duyduğumuz, her konuda düşüncelerini merak ettiğimiz teknofest dahisi bir arkadaşımız. Çok mu şişiriyorum? Yok. Ya estağfurullah. Estağfurullah diyelim. Sohbet ederken böyle bilgilenebildiğin, bir şeyler evet. Üzerine kafa açan, iyi anlamda kafa açan muhabbetler yapabildiğin bir arkadaşımız. Hukuk evli sohbet. Hukuk okumak videosuyla başladığımız, bölümleri tanıdığımız serimizde bugün de mühendisliğin bir kolu olan elektrik elektronik mühendisliği hakkında konuşacağız. İlk konuğumuzun da bu konuda oldukça kalifiye bir insan olmasını istedik. Tekrardan hoş geldin. Bizleri onurlandırdın, gururlandırdın. Umarım iyisindir. İyi. Şu an böyle yoğun geçiyor. Fena gitmiyor sanki. Bölüm ikinci dönem biraz daha sıkıntı. Çalışmayla geçiyor ağırlıklı. Fizik 2 zorluyor. Ama senin herhalde çalışmakla geçmiş bir noktada. Öyle. Zaman. Ama biraz dersler sıkıntı. Dersler hayatın derken kimdir Efe Karatekin? Minik bir. Efe Karatekin şöyle. Ben lise dönemimin başından beri farklı projelerde yer aldım. Akıllı ulaşım, tarım teknolojileri, afet yönetimi, enerji gibi farklı alanlarda çalıştım. Ardından da sınav döneminin ardından çok başarılı bir öğrenci değildim zaten okulda. Okula giden bir öğrenci değildim. 12. sınıfta 90 güne yakın faaliyet devamsızlığım vardı. Devamlı işler peşinde koşturuyordum. Ve 12. sınıfın yaz döneminde önümde iki seçenek vardı. Ben başlangıçta yurt dışı eğitim danışmanlığı veren bir şirketle anlaşıp SAT'ye hazırlanıp yurt dışında okumaktı planım. Anadolu Bursiyerliği'ne de başvurmuştum. Tarih 25 Temmuz 2022 idi. Bir proje üzerinde çalışmaya başladım. 4 günde bir makineyi bitirmemiz gerekiyordu. Mülakatlar 26 Temmuz ve 27 Temmuz'da oldu. Bir yandan fabrikada çalışırken arkada böyle makine, bir yandan telefona mülakatlara girdim. Ve 28 Temmuz tarihinde de açıklandı. Tam işim bitim tarihinde. Çok güzel. Kabul aldım. Ve bütün aslında iş bağlantılarım da Türkiye'de olduğundan ve geleceğe dair yapmak istediğim şeyler olduğundan bunları kalarak yapmam daha sağlıklı olur diye düşündüm. Sıfırdan bir şeydir, yani yeniden bir çevreye binene kadar, bağlantılar kurana kadar. O yüzden Koç Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğine kabul olup ilk sene hazırlığın ardından şu anda bölüme geçtim. Çok güzel bir öykü olmuş. Çok özellikle güzel. Proje devam ederken. Evet, o çok gerçekleşmesi enteresan bir mülakat süreci oldu. Anadolu Bursiyerliği alanında herkesi tanımıyoruz tabii ama bence en kalifiye insanlardan biri. Kesinlikle. Çok fazla insan var benim tanıdığım. Ama sizden bunları duymak benim için gurur verici. Evet, teşekkürler. Anladım. Projeler demişken yani işte lise dönemi böyle projelerle sevdiğin bir alanla aslında haşır neşir olarak geçmiş. Kesinlikle. Sonrasında elektrik elektronik mühendisliğini seçmeye karar vermişsin. Yani bu mühendislikler arasından yani mühendislik alanında nasıl geçtiğini, nasıl orayı istemeye başladığını da soracağım ama mühendislik arasından neden elektrik elektronik mühendisliği? Elektrik elektronik şöyle, devamlı zaten çalışırken ya yani bir alanda problem bulup ona çözüm üretmeye çalışırken genel güncel trendleri takip etmeniz gerekiyor ve enerji benim sevdiğim bir sektördü. Yükselişte ve her zaman da üst sıralarda olacak bir sektör. Bu yüzden de enerji çalışmak istediğim ben elektrik elektronik tercih ettim ve geçen sene neticede ben şirketimi kurdum. Batarya imalatına başladık şu anda. Devam ediyoruz. Elektrik elektroniğin sebebi buydu. Mühendisliğin sebebi de ben böyle küçüklükten beri bende problem çözmek, problem yaratmak bazen ve ona mühendislik prensiplerini kullanarak, matematiksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek benim hep sevdiğim bir şeydi. Beni tatmin eden bir durum bu. O yüzden mühendislik istediğim bir meslekti. Ve bir mühendiste olması gereken özelliklerden birisi de bu. Mühendislerin yaptığı iş aslında bugüne bakıp, geçmişi de değerlendirip, bugünün problemlerine aslında analitik düşünme becerisiyle birlikte çözüm üreten insanlar da mühendisler. Diğer mesleklerden farkına baktığımızda da, yani baktığınız zaman tıpta da, sonuçta doktorlar da problemlere çözüm üretiyor. Birçok meslek dalında da böyle. Ama mühendisler geleceği şekillendiren insanlar, sordukları sorularla. Güzel bir anekdot mesela, elektrikli araçlar ve içten yanmalı araçlar hakkında bir problem, ya bir tartışma varken ortada, orada soracak olduğunuz soru, acaba ihtiyaçları burada arabalara gerçekten ileride gelecekte ihtiyacımız olacak mı? Şu an mesela bankacılığın, ne bileyim, datingin
işin, okulun bile online'a döndüğü bir dünyada gelecekte gerçekten hususi araçlara ihtiyacımız olacak mı sorusunu sorabilmek mühendisliktir aslında. LKS'ye hazırlanırken 333 Akademi'den koçluk için bilgi almayı unutmayın. Ve ben de bu yüzden tercih ettim. Aslında hayatı kolaylaştıracak her şey bir nevi mühendisliğin görev tanımına giriyor. Kesinlikle. Bu şekilde yani süper bir tanım. Mühendislik okumak isteyen insanların da sahip olması gereken gereklilikler var. Hı. Dünya Ekonomi Forumu yıllık periyotlarla bunları paylaşıyor. 2023 raporunda mesela listelenmişti. Buraya not aldım ben. İşte kısaca analitik düşünme yeteneğinden bahsediyor. İşte liderlik, sosyal etki, teknolojik okuryazarlık gibi birçok madde var. Ve bunlar devamlı değişiyor. Mühendislik okumak isteyen insanların özellikle bu yetkinlikleri takip edip bunları benimseyip kendilerine katmaları gerekiyor bir noktada. Çünkü görüyoruz. Yani bizim üniversitemizde mesela geçen dönem not dağılımları, Kontüzyon 5, Elek 100 gibi yani bölüm giriş derslerinde mesela dikkat etmiştim. Not dağılım grafiklerine baktığınızda mesela dönemin bir kısmı en üst noktada öbekleniyor, hı hı. Bir kısmı en alt noktada öbekleniyor. Ortada yok ama değil mi? Evet, ortada bir boşluk var. Mesela ben Python geldiğimde buraya bilmiyordum Python programlama dilini. Geçen dönem öğrenmeye başladım ve ben Kontüzyon 5 kişi A+ ile veren dönemdeki 3-4 kişiden biriydim yani. Bu biraz daha o mindset'le alakalı bir durum. Anladım. Yani bu iş böyle işte puanım tuttu, kazandım, geldim. Üniversitede kendimi geliştiririm. Yani mühendislik okumayı sevebilirim. Şu anda çok ilgim yok ama üniversitede işte dersleri gördükçe, sınavlara çalışmaya başladıkça herhalde ben de kendimi bir yerlere atarım işi değil. Benim anladığım kadarıyla. Ya bunun örneklerini görüyoruz. Yakın arkadaşlarımızda da var. Girip mesela birinci sınıfta mühendisliğin kendisine göre bir meslek olmadığını fark edip işletmeye, işte ekonomiye kayan arkadaşlarımız oluyor. Ya bu Türkiye'de çok yaygın bir olay ki yaygın olması da çok doğal. Yani mühendisliktir, tıptır. Yani bu mesleklerin işte garanti iş ya da daha fazla para gibi kaygılarla tercih edildiği bir ülkede yaşıyoruz aslında. Bu noktada dediğin yerlere dikkat etmesi öğrencilerin bence çok değerli. Kesinlikle. Ya yani herkesin kendi yolunu çizmesi, elleri istediğini fark etmesi. Ya başkalarının yolundan ziyade kendinizin ne istediğinizi bilmeniz, fark etmeniz önemli bir durum. Evet. Yani çok fazla insandan mesela hikayeler duyuyorsunuz. İşte ben böyle böyle problemlerle karşılaştım. İşte şunları yaptım. Önemli olan onları esas almak değildir. Çünkü o insanlar genel itibariyle Türkiye'de patron çağından yönetici çağına geçişte piyasadaki kalifiye yönetici eksikliğinden dolayı mühendislik kökenli insanlar yönetim kademesine geldiler. Evet, ve onların karşılaştığı problemler çok daha farklıydı. Bu yüzden bizim önümüze çıkacak olan problemler onlardan çok bağımsız olacak. Günümüz gereklilikleri çok farklı ve bu yüzden hani sektörün ne istediğini, nereye evrileceğini tahmin edip ona göre mühendislikte de kendinize uygun bir alan seçmek önemli. Çünkü gelecekte birçok meslek yok olacak. Bunlardan başta gelenler mesela finans ve sigortacılık çalışanları, bankacılık çalışanları. Bu meslekler mesela piyasadan bir anda kaybolacak belki de. Yerini yapay zekaya mı bırakacak hepsini? Çoğu yazılımlara bırakacak. Dünya Ekonomik Forumu'nda bunlardan da bahsediyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kendi yolunuzu çizmek önemli. Peki mesela Efe sen şimdi SAT'ye hazırlanıyordum dedin. Hı-hı. O yüzden YKS'ye çok çalışmadın değil mi? Şöyle, ben de SAT'ye hazırlandığım için YKS'ye çalışmamak gibi bir durum yoktu. Ben ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum üniversite dönemi için. Lisede okulu bir noktada pek fazla böyle devam ettiremiyordum, çalışmıyordum da. Sadece yaptığım şey bu. Bunu en iyi şekilde yapmam lazım. Mükemmeliyetçilik takıntım var biraz. Bunu tamamladıktan sonra o yaz döneminde önümdeki yollar neler bunları değerlendirir. Ona göre de bana uygun yolu seçerim diye düşünüyordum. Anladım. O yüzden lise dönemi boyunca aslında bende böyle net bir hedef yoktu üniversite anlamında. Anladım. Anadolu bursiyerliği olmasaydı ama sanırım Amerika'ya gidecektim. Evet, yani planım oydu. Yurt dışında kalifiye bir üniversitede, yani mühendislikle bağdaşan önemli bir üniversitede eğitim alabilirim. Peki şöyle bir lise hayatın olsaydı, işte bu projelerde uğraşmayıp, batarya vesaire o işlere hiç girmeyip sadece YKS'ye çalışan, bu videoyu izleyen çoğu öğrenci gibi ve iyi bir sıralama yapmış bir öğrenci olsaydın yine üniversite tercihini koç olarak seçer miydin yoksa başka bir üniversite mesela Anadolu Bursiyerliği gibi programı olsaydı bir üniversite ne bileyim Boğaziçi'nin oraya başvurdum gibi bir düşüncem var mı? Anladım. Şöyle, büyük ihtimalle ben teknik üniversitelerden birini tercih ederdim. Burada özel ve devlet
kıyası yapacak olursak, özel üniversitelerin şöyle bir avantajı var. Akademik kadrosunda, yani akademisyenler genel itibariyle performanslarıyla değerlendirildiğinden sürekli bir şey yapmak burada, zorundalar. Evet. Faal olmak zorundalar. Kesinlikle. Devamlı bir üretim söz konusu akademik olarak ve aynı şekilde de hani finansal olarak daha güçlü olduğu için bu üniversiteler akademik kadrolar bir noktada daha iyi. Ama devlete baktığımızda, Boğaziçi'ne baktığımızda veya teknik üniversiteleri orada itici güç, etrafınızda devamlı çalışan insanlar var hayatını kazanmak adına. Evet. Bu insanlar kimisi bir ekibin parçası olup bir ürün çıkartıyor, onun için aylığını harcıyor. Kimisi bir yüksek lisans programına başvuruyor, kimisi bir yaz stajına giriyor mesela, birinci sınıfta, ikinci sınıfta kabul alabilirse. Ve bunları görmek sizi de mesela çalışmaya iten bir durum. Bütün alanlarda böyle aslında. Aslında evet. Buraya kadar saydığın alan bütün bölümlerde geçerli. Kesinlikle. Ben de mesela mühendislik bazında da şöyle. Orada nerede ayrışıyor o nokta? Teknik üniversitelerde bir öğrenci topluluğu kültürü var. Yani birlikte çalışma. Kesinlikle. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mesela bunun bu üniversitelerin yarış takımları var. Formula Student hazırlanıyorlar her sene. Ve o kültür oturduğu için çok sistematik bir yapıda 30-40 kişilik, 50 kişilik ekipler bir arada çalışıp ortaya bir şey koyabiliyor. Ama özel üniversitelerin genelinde var bu. Daha çalışmalar bireysel oluyor. Yani girip de bir ekibin parçası olamıyorsunuz. Anladım. İnsanları örgütlemek daha zor oluyor çünkü... Evet. Öyle bir kültür de yok evet. Özel üniversitelerde. Mesela biz bunu kesinlikle geçen sene oluşturmaya çalıştık Formula Student kapsamında. Ve başarısız olduk çünkü etrafınıza insan toplayabilmeniz zordu gerçekten. Ve orada ya finansal olarak bir özgürlüğünüz olmasına rağmen işlerin çoğu insan gücüne bakıyor böyle organizasyonlarda. O yüzden mesela biz onu yarıda bıraktık bu projeyi. Peki, devam ettirmedik. Mesela belki konudan biraz bağımsız ama merak ettim şu anda. Bu insanlar niye Boğaziçi'ne mühendislik okuyor? İTÜ'de okumak yerine. Boğaziçi'nin sıralamaları neden daha yüksek yani? Bunu... Title'dan dolayı mı? Belki title işin içine girebilir. Şöyle bir durum da var. Yani sonuçta Boğaziçi yıllardan beri gelişen ve baktığınız zaman öğrencilere imkanlar, lab imkanları sunan bir üniversite aynı şekilde. Koç'a benzer şekilde. Belki Koç'ta bu daha iyiydi. Ama Boğaziçi'de geride kalır bir yanı yok. Ve aynı şekilde bizde olduğu gibi onlar da mesela bir projeniz olduğunda gittiğinizde okuldan izin aldığınızda mesela biz bunu evet yapıyoruz mesela bu yıl. Okulun şu anda bilgisayarlarını öbek olarak bilgisayarlarını kullanarak mesela veri kümemiz üzerinden bir yapay zeka modeli üretiyoruz bir proje için. Eğitiyoruz. Ve Boğaziçi'nde de imkanlar aslında benzer şekilde. Yani kafa kafaya geliyor. Sadece burada tercih etme sebepler arasında farklı motivasyonlar olabiliyor. Bahsettiğimiz bu akademik kadro olabilir. Belki eğitim standartları olabilir. Bunun belki gibi, direkt duygusal olabilir. Belki de. Bir parametre. Mühendislik için belki çok olabilir. Kesinlikle. Belki deprem de olabilir. Evet, deprem muhabbetini açmamız gerekiyor bence. Bahsettiğimiz gibi ben uzun yıllardır çalışıyorum ve projemin şu anda uygulanması noktasında da adımlar atıyoruz. Hızlandı biraz daha işte. Bu hukuk bölümlerinde ben buna dikkat ettim. Deprem muhabbeti bence illerin tercihinde şu anda ufak ufak etken olmaya başladı. Yakın arkadaşlarım var çünkü. Depremden ötürü İzmir'i tercih etmiş mesela. Evet. Ve çok doğal. Yani bizim videomuzda bile, bölüyorum özür dilerim. Yorumlara geliyoruz. Ankara İstanbul videosu çektik. Yani yorumların yarısı Ankara çünkü deprem evet, gerçeğinden evet. Dolayı Ankara diyorlar yani. Kesinlikle. Çok da bence haklı bir haklı bir tepki tabii ki. Tercih tabii sebebi yani. Yani Boğaziçi'nin sıralama haline geri düşmesinin temel sebeplerinden birisi bu. Birisi Boğaziçi birisi de 333. Kesinlikle. Bizim de vardır belki. Tabii ki de. Ama şöyle bir durum var. Boğaziçi'nde mesela 2023-2024 eğitim yılında 1000 kişi açıkta kaldı. Burada hani yurt bursu olan öğrenciler de açık kaldı. Depremzede öğrenciler de açık kaldı. Binalar dayanıksız olduğu için çoğunda şu anda restorasyon Kuzeyde yıkıldı zaten birkaç tane. Bir yenisi ben mesela birkaç hafta önce Kilios'a gittim. Kilios şu anda tamamıyla kapalı galiba. Kilios'ta tatil. Kilios'ta tek tük böyle yani çok az öğrenci, çok az sayıda öğrenci var. Sadece evet. Erkek öğrenciler var zannediyorum. Ya güney yurtları da kapatıldı bir kısmı. Aynen ve o da şey oldu. Tadilatta. Bu ciddi bir konu. Yani her öğrencinin gidecek olduğu üniversitede konaklayacak olduğu yurtların sağlamlığı konusunda bence fikir sahibi olması gerekiyor. Çünkü burada hani geleceğimizi şekillendirmekten bahsediyoruz. Tabii hani
Bu kanalın konsepti sizin verdiğiniz tavsiyelerle birlikte öğrenciler kendine uygun üniversiteyi, bölümleri bulup aslında hayatlarını şekillendirmeye çalışıyor. Evet, naçizane. Burada hayatınızı şekillendirirken bir noktada hayatınızı aynı şekilde garantiye almanız gerekiyor. Yaşamınızı garantiye almanız gerekiyor. Çünkü kaçınılmaz bir gerçek ve yaklaşıyor. Saatli bomba, zaman geri sayıyor. Bunlar önemli şeyler. Herkesin burada farkındalık kazanması lazım. Tripe soktum. Yok, ben gerçekten tedirginim. Ama ben mesela tribe girmek de lazım. Bence lazım. Lazım tabii. Ben bir ay boyunca mesela depremden sonra İstanbul'a karayoluyla hiçbir şeyin, hiçbir taşının girebileceğini düşünmüyorum. Baktığınız zaman öyle söyleyeyim. Yeni havalimanının zemini dolgu. Orası da kullanılmaz hale gelecek belki pistler. Atatürk faya 5-6 kilometre uzakta falan geldi. Pek de uzak değil. Sabiha kalıyor. Bu basiretsizlik nasıl oluyor efendim? Mesela kimse demiyor mu orada fay hattı var, yapmayın. Bunu bilmiyorum yani, büyüklerimize sormak lazım. Ben çok konuştum. Yani bu noktada karar otoriteleriyle bir araya gelip sunumunu yaptım. Pek bu yönde böyle çalışmıyorlar, umursamıyorlar. Bunu böyle basit afet eğitimleriyle... Ama genelde bizim aklımız başımıza olay vuku bulduktan sonra... Evet. Kesinlikle. Evet. Genellikle ondan sonra işte ver yansınlar, ahlar, feryat bir yanına. Evet. Evet. Tuhaf bir iş oluyor. Son soru olarak, çok da uzatmadan, senden şeyi öğrenmek istiyorum. Gelecek planını, kariyerini Türkiye'de mi şekillendirmek istiyorsun yoksa yurt dışında? Evet, bu kadar kalifiye bir adam. Yani şu anda söylemedik. Efe benim geçen sene, o da arkadaşım. Evet, o yüzden bir mesai geçirdik. TÜBİTAK birincilikleri, Teknofest birincilikleri, şimdi bir şirket bir arada bir arada da iş modelleri hakkında konuşuyoruz. Evet, evet. İş modelleri hakkında. Epey sohbet edelim. Karatekin teknoloji. Var yani. Onu da bırakırız be. Ya bu değer Türkiye'de kalacak mı Efe Bey? Şimdi şöyle, Türkiye bir noktada çok avantajlı bir pozisyonda. İş gücü olarak ve maliyetler açısından. Gümrükten mal sokabilmek sıkıntılı bir mevzu. Ama bir fabrika kurduğunuzda bunu işletme maliyetleri çok daha düşük. O yüzden bir noktaya kadar imalat kısmını, imalat ayağını ben Türkiye'de, özellikle mesela İzmir biraz daha maliyetlerin düşük olduğu ve liman kenti olduğu için de yani dışarıya mal gönderme şansınızın yüksek olduğu bir şey. Ben buralarda çalışmayı düşünüyorum ama neden olmasın yani, önümüze bir fikir çıkar, bir yatırım çıkar ve taşımamız gerekir. Şu anda ama daha çok bende o biraz aidiyet duygusuyla birlikte daha çok bu katma değeri ülkemde tutma düşüncesine sahip. Eyvallah. Sağ olasın Hüseyin. Teşekkür ederiz. Süper bir video. Efe gitmeli mi peki? Etik olarak değil. Ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle, ya benim gördüğüm bir noktada gidip geri döner diye düşünürdüm ben. Yüksek lisansı düşüncesi falan da var. Yüksek lisansı olur, doktorası olur. Yani oranın eğitiminden, kültüründen yararlanmak, oranın o ekosisteminden yararlanmak, o tecrübeleri edinmek. Tabii sen daha iyi bilirsin senin geleceğini ama... Atatürk ne yapıyor Cumhuriyet'in ilk yıllarında? Öğrencileri yolluyor, sonra getiriyor. İlim içinde bile olsa. Şimdi Amerika'ya giden İYİ Parti milletvekili olarak geliyor ama. Çok alakasız ama yani. Tayland yıldız. Öyle de bir şey var. Bir sürü adam var öyle. Bilgisayarcı abi. Ha, Stanford PhD'li var. Allah PhD'li. Allah. Bir sürü adam var İYİ Parti'de. Herhalde bir şey var. Bir trend var orada. Bol şans. Efe teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son eklemek istediklerin varsa eğer. Hafif üşütmüştüm. Rahatsızdım ben. Sürçü lisan ettikse affola. Estağfurullah. Estağfurullah. Süper tavsiyeler verdi. Yani bu kanalda ilk kez birisi aldığı notları okuyarak bir videoda bir katkıda bulundu. Bizim hayatımda ilk kez. Aslında daha vardı da akışı durdu. Ben şey yapmadım. Ben bizi hayal vardı. Ben öncelikle bizi ve kanalı ciddiye aldığın için teşekkür ediyoruz. Seyircilerimiz bizi. Ben çok, konsepti, eğitimi. Zaten Mustafa çok fazla bahsediyorum. Başardığınız şey gerçekten çok kısa zamanda ulaştığınız insanlar, öğrenciler, bu kadar büyük bir kitle. Çok başarılısınız zaten. Yakından da takip ediyoruz. Her zaman da elinizden ne geliyorsa. Yine videonun altına da ulaşım bağlantılarını ekleyelim. Tamam. Aklına bir şey takılan olan arkadaşlarımız olursa her zaman ulaşabilirler. Tamam. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Süper. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sana teşekkür ederim dostlar. Teşekkürler efendim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şeref efendim. Yemin ederim teke tek gibi bir programı. Kanka.